Sağlıklı Zeminlerin Parkesi Peli Parke, sağlık ve hayatı sunar. Prostat nedir? Prostat büyümesi kimlerde çok görülür? Prostat büyümesi kansere sebep olur mu? Prostat hastalığı ve tedavi yöntemleriyle ilgili merak edilen her şey üroloji uzmanı Profesör Doktor Remzi Sağlam'la Sağlık ve Hayat programında cevap bulacak. Kış aylarında doğru beslenme ile nasıl sağlıklı kalınır? Vücut D vitamini ihtiyacını hangi besinlerle karşılar? Sebze ve meyve tüketmek neden önemlidir? Diyetisyen, yardımcı doçent doktor Esen Karaca, kış aylarında sağlıklı beslenme ile ilgili merak edilen tüm bu soruları ve daha fazlasını sizler için canlı yayında cevaplayacak. Kalp krizi neden olur? Koltuk altı kalp kapak ameliyatı nasıl bir operasyondur? Çalışan kalbe bypass nasıl yapılır? Kalp hastalıkları ve tedavi yöntemleri ile ilgili son gelişmeleri kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Mahmut Akyıldız sizler için anlatacak. Az sonra. Merhaba değerli izleyiciler. Yine güzel bir pazar gününde sizlerle beraberiz. Gerçekten ekranlarınızın başında şu an bizi izliyorken ben de inanılmaz heyecanla programı açıyorum. Bugün yine çok değerli konuklarım var. Güzel konuları konuşacağız sizler için. Hazırladığımız çok önemli konular ve ayrıntılar var. Hocalarımızdan biri yine kalplerimizi fetheden doktorumuz Mahmut Akyıldız. Bugün yine kalp damar cerrahisindeki ameliyat teknikleri, tedavi yöntemlerini konuşacağız. Arkasından beslenme ve diyet uzmanımız yardımcı doçent doktor Esen Karaca bizlerle. Özellikle kış aylarında beslenme diyet programlarını konuşmaya başladık. Yaz geliyor malum, kilo vermek de önemli. Bunların detaylarını konuşuyor olacağız. Devamında zaten yine Profesör Doktor Remzi Sağlam üroloji uzmanı hocamızla prostat hastalıkları ve tedavi yöntemlerini konuşuyor olacağız. Yoğun istek üzerine hocamızın özellikle kendinin de yurt dışında olması sebebiyle geçmiş programlarımıza yapmış olduğumuz bir VTR'mizi sizin için yayınlıyoruz. Arkasından stüdyoda değerli konuklarımla sizleri bekliyor olacağım. Ankara'dan çok değerli bir hocamız bizleri kırmadı ve geldi. Profesör Doktor Remzi Sağlam üroloji uzmanı bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Prostat oldukça önemli bir rahatsızlık. Kişilerin yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Bu anlamda sizden detaylı ve güzel değerli bilgiler almak için ben hemen sözü size bırakıyorum. Prostat nedir? Nasıl tespit edilir ve nasıl tedavi edilir? Genel bir soru. Tabii çok teşekkür ederim. Şimdi sizin dediğiniz gibi geçen programımızda biz böbrek taşlarının, böbreğin içindeki taşların lazerle hiç ameliyatsız bir şekilde tedavi edilmesini konuşmuştuk. Hı hı. Aslında yaptığımız bütün işleri biz endoskopik olarak yapıyoruz. Endoskopi ne demek? Bir takım aletlerle, ince, kibar aletlerle vücudun içini görerek yapılan ameliyatlara endoskopik ameliyatlar diyoruz. İşte böbrek taşı tedavisini de biz hiç ameliyatsız olarak endoskopik bir şekilde yapıyoruz. Prostat ameliyatlarını da yine endoskopik bir şekilde lazer kullanarak yapıyoruz. Onun için konunun ilgisi o bakımdan önemli. Prostat, bizim bir slaytımız olacak, onu gösterebilirsek, vücutta idrar kesesinin hemen altında yer alıyor. Ve idrar yolları prostatın içinden geçiyor. Aslına bakarsanız meni kanalları da prostatın içinden geçiyor. Dolayısıyla hem idrar hem de meni idrar yolundan birlikte atılıyorlar. Aslında bütün erkeklerde, çocuklar dahil prostat var. Fakat prostat erginlik çağından sonra gelişmeye başlıyor ve faaliyetlerini yapmaya başlıyor. Prostat bir erkeklik organı aslında. Yani hem mezinin hem meninin salgılanmasında da büyük rolü var. Ama 40-50 yaşlarından sonra prostat büyümeye başlayınca işte o zaman bir takım sıkıntılar doğuyor ki hasta, erkeklerde. Hastalar da o zaman diyorlar ki ben prostat oldum. Aslında prostat var olan. Aslında prostat oldum demek, ben prostat hastalığına yakalandım. Prostat hastalığına yakalanmak da prostatın büyümesiyle ilgili.
Evet, deminki slaytta arkamızda gayet güzel görüyoruz. Evet. Prostat yaşla ilgili olarak, yaş ilerledikçe daha sık görülmek üzere büyüyor ve idrar yolunu sıkıştırıyor. Ve işte hastaların sıkıntıları bu idrar yolunu sıkıştırmasından dolayı ortaya çıkıyor. Yani hocam aslında prostatın bir doku olarak var, herkeste var, sağlıklı bireylerde. İdrar yolunu sıkıştırdığı için yani idrar yapamama gibi bir şikayetle mi geliyorlar size? Öncelikle idrarı zayıf yapmayla başlıyor şikayetler. Sıkıştırması sebebiyle. İdrarı, evet. İdrarı zayıf yaptığı için hastalar, diğer taraftan da hastalar sık sık idrara gitmeye başlıyorlar. Hatta gitmeye mecbur kalıyorlar. Sıkışarak idrara gidiyorlar. Ve aynı şekilde geceleri de idrara kalkmaya başlıyorlar. Prostat büyümesinin ilk safhalarında gece 1-2 kere kalkılırken daha ileri safhalarında gece 8-10 kere hastalar idrara kalkmaya başlıyorlar. Tabii bu hastaların uyku düzenlerinin bozulduğunu bir düşünün. Uyku düzeni bozulan hastanın ertesi günü iş verimliliğinin düşmesini de bir düşünün. Dolayısıyla bu hastaların artık tedavi edilmesi gerekiyor. Mesela hastadan bir ultrasonografi istiyoruz ki prostatın büyüklüğünü görelim diye. Bir idrar grafiğini istiyoruz ki hastada ne kadar zayıf idrar yapıyor onu görelim diye. Ve idrar tahlili, idrar kültürleri istiyoruz. Sonuçta prostatın büyüklüğünü biliyoruz. İçeride idrar kalıp kalmadığını biliyoruz. Ve hastanın ne kadar zayıf idrar yaptığını biliyoruz. Ona göre hastaya ya ilaç tedavisi başlıyoruz veya ameliyat diyoruz. Ancak ilaç tedavisi, şimdi çok güzel ilaçlar var prostat tedavisi için. Fakat bu ilaçların birçokları belirli bir süre için yeterli. İlaç kullanan hastalar da bir gün artık bu ilaçlar bana yetmiyor deyip geliyor. Çok eskilerden prostat ameliyatları kesilerek açık ameliyat şeklinde yapılıyordu. Bugün hala çok büyük prostatlar için açık ameliyatlar yapılıyor. Ama küçük ve orta büyüklükteki prostatlar için kapalı ameliyat. Şimdi küçük prostatlar yani 40-50 gramlık, aslında bu mililitredir ama pratikte gram olarak ifade etmek kolay oluyor. 40-50 gramlık bir prostatı her türlü şekilde ameliyat edebilirsiniz. Ona tur yapabilirsiniz, plazma kinetik yapabilirsiniz, green light ameliyatı yapabilirsiniz. Fakat biraz daha büyüyünce prostat 60-70 gramın üzerine çıkınca, İşte o zaman sıkıntılar başlıyor. Şimdi o portakalı bir prostat olarak düşünün. Portakalın kabuğu prostatın kapsülüdür. Normalinkine çok benzer. Yandaki resimlerde prostatı görüyoruz. Evet. Hastaların anlaması için bu gerçekten güzel bir örnek. Portakalın yenen kısmı da sonradan büyümüş olan prostattır. Şimdi biz portakalın tam ortasındaki beyaz delikten aletimizle girerek gerek onu küçük küçük parçalar halinde çıkarıyoruz, gerekse green light ameliyatında olduğu gibi prostatı buharlaştırıyoruz. Fakat arka tarafını görmüyoruz ve bu şekilde yapılan ameliyatlarda hastada mutlaka prostat dokusu kalıyor. Yapılan çalışmalarda aşağı yukarı prostatın %30'unun çıkarılamayıp içeride kaldığı gösterilmiş. Tabii bir green light ameliyatı olmuş hastada prostat dokusu kalırsa ne olur? Tekrar büyüyebilir. O bir alternatif. Ancak ben daha önce 3000 green light ameliyatı yaptığım için gayet iyi biliyorum. Bu hastaların çoğunda irritasyon semptomları dediğimiz, sık sık idrara gitme, yanmasızı gibi şikayetler oluyor. Hastalar veya hastaların pek çoğu diyelim, hepsi değil tabii, çok memnun olanlar da var. Hastalar bunlardan sıkıntı çekiyorlar, şikayetçi oluyorlar. Bunları ilaçlarla da düzeltemiyoruz. Ben hastaların mutsuz yüzlerini gördüğüm için bu başka bir yöntem aradım ve nihayet buldum. HOLEP diye bu yeni ameliyat yöntemini buldum. HOLEP ameliyatının en önemli özelliği içeride hiç doku kalmaması. Nasıl oluyor? Bakın burada slaytta, resimde gayet güzel görüyoruz. Biz prostatın kapsülüyle, bunu biraz sonra göreceğiz, portakalın kabuğuyla sonradan büyümüş olan prostat arasında çalışıyoruz. Burasını ayırt etmek çok kolay. Prostatı ayırt ediyoruz, tamamen etrafından ayırıp mesaneye itiyoruz.
O zaman bir kapsül gibi mi çıkmış oluyor evet. Pudrunda? Ben öyle algıladım. Burada bakın yukarıda bir portakal resmi var. İşte biz portakalın kabuğuyla portakalın yenecek kısmı arasına giriyoruz. O beyaz olan hani portakalda gördüğümüz beyaz evet, kısım. Evet. Değil mi hocam? Orada çalışıyor. Evet. Şimdi sağ tarafta yine portakalı görüyorsunuz. Bakın hiç yenecek kısmı kalmamış, tertemiz olmuş. İşte prostat da böyle çıkıyor. Alttaki resimlere bakarsak, işte Holep'in, prostatın Holep ameliyatıyla nasıl çıkarıldığı, mesaneye nasıl itildiği görülüyor. Mesanenin içerisine gitmiş olan prostatı rendeleyerek dışarıya çıkarıyoruz. Ve içeride hiç doku kalmıyor. Holep ameliyatında prostatın tamamını çıkarıp patoloji incelemesi için gönderdiğimizde az bir oranda da olsa %3 ile 5 oranında kanser yakalayabiliyoruz. Bu bakımdan Holep ameliyatı çok önemli. Yine Holep ameliyatının önemli bir özelliği de biz prostatın kapsülünde, yani onu portakalın kabuğu olarak düşünelim, damarları görüyoruz. Daha kanamadan damarları görüyoruz ve onları yakıyoruz halk tabiriyle veya tıbbi tabirle koagüle ediyoruz. Böylece damarlardaki kan dışarıya çıkmadan tamamen kanamaz hale geliyor. Dolayısıyla Holep ameliyatı kansız bir ameliyat. Aynı zamanda Holep ameliyatının en önemli özelliklerinden birisi de erkekliğe en az zarar veren bir ameliyat şekli. Holep ameliyatında büyüklük sınırı yok. Mesela bir tur ile 150 gramlık prostatı ameliyat edemezsiniz. Bir plazma kinetikle veya bir green light ile 150 gramlık bir prostatı ameliyat edemezsiniz. Hocam oradaki fark özellikle değerli izleyicilerimiz için de hani belirtelim. Mesela bahsettiğiniz bu diğer uygulamalarda miktar büyük ve buharlaştırılarak ya da daha küçük parçaları ayrıldığı için miktarın büyük olması işlemi zorlaştırıyor değil mi? Doğru. Ama Holep'te prostatın büyük olması işi zorlaştırmıyor. Holep ile her büyüklükteki prostat çıkarılabiliyor. Hastada mesane taşı varsa aynı anda yine holmium lazerle mesane taşı da tedavi edilebilir. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.